13 Ocak'ta gerçekleştirilen Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimin ardından kendisine destek veren ekibiyle bir araya gelen Selman Arıkan, ilk kez kameralar karşısına geçti. Öncelikle basın mensupları bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Malum bildiğiniz gibi 2022'nin Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerini yaptık. Kazanan biz olmak isterdik ama malum bu bir yarıştı. İyi olan kazandı diyelim. Esnafın tercihi bu yönde oldu. Ama tabii biz şunu çok rahat bir şekliyle söyleyebiliyoruz. Biz bu seçimi kaybetmedik. Aslında kazanan biz olduk. Burada toplanmamızın, ekip arkadaşlarımızla beraber toplanmamızın sebebi de bize gönülden destek veren, bizlere oy veren, bizle beraber oyu olmayıp, bizle beraber aynı yolda yürüyen herkese ayrı ayrı bir teşekkür etmek babındaydı. Tabii bunu da hem ekip arkadaşlarımızın, yönetim kurulu ve denetim kurulu arkadaşlarımız adına da ben bize gönül veren herkese ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde aday olup olmayacağı sorulan Selman Arıkan, bir dahaki dönem adaylık için ekip arkadaşlarımızla oturup istişare edip değerlendirme yapacağız dedi. Buradan belki bize soru yöneltebilirsiniz. Hani bir dahaki dönem için bunun neticesini o gün de söylemişim seçimde. Bunu ekip arkadaşlarımızla beraber tekrar oturup bir istişare içerisinde bulunduğumuz süreçte değerlendirmesini yapacağız. Çünkü seçim bitti ama bize gelen tebrikler, tebrik mesajları daha henüz bitmedi. Tabii bu konuyu bize soranlar da var. Bunu değerlendireceğiz. Değerlendirdikten sonra tekrar gündemimize alacağız. Arıkan, seçim günü yaşanan liste krizinin detaylarını anlattı. Yaşanan bir olay varmış. O konu hakkında da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu konuda da tabii ki bizim öğlen haberimiz oldu. Ayrıca yine ekip arkadaşlarımız adına da geçmiş olsun dileklerimi belirtmek istiyorum. Seçimler gelip geçici, dostluklar baki kalması olayıydı. O günde seçimi fair play'e yakışır bir şekliyle yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ufak tefek kırgınlıklar olabilirdi. Biz içeride olduğumuz için dışarıdaki olayları bilmiyordum. Sabah yaşanan bir olaydan dolayı bize bu konular, bu sorular daima gelmeye başladı. İşte olayın neticesi, detay nedir diye. Ben ekip arkadaşlarıma bunu açıklayayım mı, açıklamayayım mı diye sormadım bile. Bunu kendi hür irademle sorma gereği duydum. Belki bana hani gerek yok diyecekler ama o günkü olayın gerçek yüzünü burada anlatma gereği duydum. Biz malum yaşanan bu olayda kendi üzerimize herhangi bir suçlama almıyoruz. Benim kendi şahsıma söylenen bir şeydi. Ben İstanbul'da şirket kurdum. Seçimlerde veyahut da seçimden sonra herhangi bir toplantılara gelemeyeceğini dile getiren arkadaşımız beni nereye yazarsanız yazın, gerekirse İD'ye yazın, önemli değil deyip ama sonrasında bunu yedek olarak sorun çıkaran ve dışarıda dediğim gibi ben içeride olduğum için görmedim ama dışarıda yaşanan ufak tefek olaylar olmuş. Ha, bu konuda biz kendi üzerimize bir suçlama almıyoruz. Bizim yaptığımız herhangi bir hata da yok. Çünkü kendi dillendirmesinden dolayı biz bu hatta yedek listenin birinci sırasına yazdık. Ama tabii ki bu yaşanan tatsızlıklar bizim moralimizi, motivasyonumuzu bozmadı. Bozamaz da. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Burada bizim hakkımızda sağda solda konuşulan bir durum, bir olay varsa hep diyoruz ya ön yargıyla kimse kimseye yaklaşmasın diye. Onun için haber giden söylemler olduysa bunu gelip bize sorabilirler. Biz işin gerçeklik boyutunu anlatabiliriz. Proje üretmeye devam edeceklerini aktaran Arıkan, yaptıkları projelerin istenmesi durumunda mevcut başkana vereceklerini ve bunların gerçekleştirilmesinde yardımcı olacaklarını söyledi. Malum biliyorsunuz biz pandemi döneminde hem esnaflarla alakalı hem malum Ramazan'da yardım kampanyalarıyla alakalı bu yardımlara devam ederiz. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Sonucunda bu illaki bir yerde oldu yani bir yerde olmamızın gerektirmiyor. Bir yerde olmasak da dışarıdan eşle dostla bize vereceği desteklerle bunu aynı şekliyle devam ettiririz. Peki proje üretmeye devam edecek misiniz? Tabii ki proje üretmeye devam edeceğiz. Ama şunu da söyleyeyim. Seçimi kaybetmiş olabiliriz. Ama şunu tekrar söylüyorum. Biz aslında seçimi kaybetmedik. Ama bizim elimizdeki yapmış olduğumuz projeleri de
bizden isterler ise biz o projeleri de veririz. Yani sıkıntı değil. Önemli olan burada esnaf hangi anlamda fayda görebilecekse biz o projelerle beraber şu an mevcut başkan bizden bir isteği olursa onu verebiliriz. Yani hatta yapılmasında yardımcı bile olabiliriz. Tekrar herkesin huzurunda bize gönül veren, destek veren, bize yol yürüyen bütün eş ve dostlarımıza teşekkür ediyorum.